Birazdan aslan da burada olacak efendim. Ertuğrul Hanlı Pazar'ı elinden aldığım için her türlü deliliği yapacaktır. Bana istediğimi altın tepside sunacak. Yani savaşı. O yüzden dikkatli olun. Emredersiniz efendim. Ertuğrul Bey'imle Emir Hazretleri sizi bekler Tekfur Basülüs. Duydum ki Emir Saadettin'le alışveriş etmek istemişsin. Komutan Vasilius. Ben de seni pazarımın terazisinde tartmak istedim. Bakalım şerefin kaç okka edermiş. İmparatorun büyük komutanı, Tekfur Vasilius'un şerefini tartmak sana düşmedi Ertuğrul Bey. Zulme uğramış bir hatunun üzerinden çıkar devşirmeye kalktın. Bu da yetmezmiş gibi ardından oyun çevirip devletin emirini oyunlarına alet edeceğini sandın. Anladım ki evvela senin şerefini değil, aklını tartmak gerekmiş. Aklımın da, şerefimin de kaç okka çektiğini göreceksin. Gayrı, dilde sözü, gönülde muhabbeti bitirdin sen Vasilius. Seninle şerefli bir komutan gibi değil. Hele hele bir Tekfur gibi hiç değil. Seninle adi bir haydut gibi konuşmanın vakti geldi. O halde kaleme kadar gelip benimle yaptığın gizli pazarlıkları konuşmaya başlayalım Emir Saadettin. Haddini bil. Emir Saadettin seninle yalnız Selçuklu Devleti'nin menfaati için görüşmüştür. Benimle Aslıhan için anlaşma yaptın. Daha nerede olduğunu dahi bilmediğin nişanlının canı karşılığında bana Hanlı Pazar verdin. Emir Saadettin. Hanlı Pazar kayılarındır. Gücün yeterse cenk eder alırsın. Kılıçla alamadığın hanı oyunlarınla alamazsın Vasilius. Hakkım olanı almaya geldim, alacağım. Sen buraya ölmeye gelmişsin Vasilius. Oh!
Acele edin. Çabuk. Çabuk, çabuk. Kaldır. Bamsı. Bamsı'yı bir kere daha görmek istiyorsan o kılıcı kınına sokarsın Ertuğrul Bey. Beni tuzağa çekeceğinizi düşünemeyecek kadar ahmaklı sandım. Ha? Elbette tedbirimi aldım. Emir Saadettin Ertuğrul'la birlik olup bana tuzak kurabilir. Bu yüzden Bamsı bana gerek. O Türk benim hayatımın teminatı olacak. Bamsı'yla birlikte uzun vadede bekleyeceksin. Şeytan bile kıskanır seni Tekfur Vasilyos. Benim mi senin mi için? Sağ yakalayamaz. Sonsuz ıklar. Bamsı'nın yerini bilirim. Beni ve komutanımı bırakıp Alp'inizi kurtarın. Aksi halde güneş batmadan Bamsı ölecek.
Tahtta oyunlarınız. Seni de, devletini de daha fazla yaşatamayacak Vasilyus. Ertuğrul Bey. Gaye hasıl oldu. Bunu ver, Mamsı'ya al. Turgut, Mamsı'yı alıp gelesiniz. En küçük oyunlarında ikisinin de kellesini al. Emredersin beyim. İşler sarpa sarmıştır çolpan. Batuhan Aslan'la konuşmuştur. Kutluca cesedi buldu. Aliyar cana geldi. Bu ne bahtsızlıktır böyle? Ne yapmayı düşünürsün beyim? İyice kapana kısıldık. Ural Bey, Ural Bey olduysa hiçbir zaman pes etmediğindendir. Kimseye aman dilemediğindendir. Üzerimizdeki bu kara bulutlar elbet dağılacak. Ama sen hatunum olarak yeise düşmeysin. Benim gidip derhal Emir Saadettin'le görüşmem gerek. Destur var mıdır? Gel. Beyim, emrin üzerine hanlı pazardaydım. Han'da kan gövdeyi götürdü yine. Ne? Ertuğrul Bey ve Emir Hazretleri bir olup Vasilius'un askerlerini öldürdüler. Sen ne dersin buraya? Emir Saadettin sulhu bozar mı? Aslan Hatun yüzünden derler beyim. Fazlasını öğrenemedim. Sonra Alpler Vasilius'u ve komutanını götürdüler. Vasilius nasıl kurtulmuş ellerinden? Bamsı Alp'i rehin almış derler beyim. Bamsı'nın hayatına karşılık Tekfur'un hayatı. Batuhan ha? Ertuğrul ve Emir Saadettin bir olmuş. Ertuğrul ve Emir Saadettin nasıl bir olabilir ha? 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 Yerle gök bir araya gelir mi? Denizle çöl hemhal mi olmuştur? Bu ne benim bir iştir şofan? Hazırlanın. Hemen gidiyoruz. Nereye beyim? Bu ittifakı bozmaya. Emir Saadettin'le görüşmeye. Nikahımız sarayda olsun demiştim. Sultanımızın seni tanımasını istemiştim. Lakin sen hala benim sualime cevap vermedin aslan. Siz nasıl münasip görürseniz öyle olur Emir Hazretleri. Bana kalsa hemen bu gece Türkmen beyleriyle toydan sonra senin nikahımı almak isterim.
Malum hayırlı işler geciktirilmez. Aliyar abimin de bizimle nikahında olmasını isterim. Âlâ. Demek ağabeyine olan husumetin geçti. Buna en çok ben sevindim aslan. Destur! Gel. Sultanımızdan emir hazretleri. Mürüvvetimizi göremeyecek miyiz biz aslan? Sultanımız, beni ivedilikle yanına çağır. Türkmen toyuna az vakit kalmıştır Halime Hatun. Bu kadar iş nasıl yetişecek? Sen hiç merak etme Yasin Bey'im. Biz akşama kadar hepsini hazır ederiz. Beyler geldiklerinde hak ettikleri gibi ağırlanır evlat. Sen merak etme Yasin. Yeter ki Bamsa evladım şu kapıdan bir sağ salim girsin. Ah Bamsa. Onun yüzünden Vasilius'u bırakmak zorunda kaldım. Evlat, Bamsa'ya kızmayasın. O ne ettiğini bilmez. Sevdası aklını başından almıştır. Savaştayız ana, savaştayız. İmdi yapılacak her zaafın bedeli ağır olur. Hayme ana, ben de elimden geleni yapmak isterim. Sen dinlenesin kızım. Ziyadesiyle yoruldum. Biz üstesinden geliriz evelallah. Aslan. Bacım. Allah'a şükürler olsun ki döndün. Seni de sağ salim gördüm ya. Gayrı ölsem de kan yemem. Ertuğrul Bey. Konuşmamız lazım. Dediğin yere geldik. Neredeler? Aldığın her nefesin tadını çıkarasın Türk.
Emin ol, gelecekler. Bundan gayrı aldığın her nefes ciğerlerini yakıp kavuracak Vasilius. Tadını çıkar. Bu hele dur, sakin ol. Daha oyun yeni başlıyor. Geberttiğimiz her it senin gibi oyun derdindeydi Vasilius. Sultanımız ivedilikle beni yanına çağırdı. Hayrola Emir Hazretleri? Savaş başladı Ertuğrul Bey. İnşallah bu Vasilius yüzünden bir derde düçar olmayız. Sultanımızın öfkesini üzerimize çekmemişizdir inşallah. Merak etmeyesiniz Emir Hazretleri. Zannetmem. Hak da, adalet de bizden yanadır. Sultanımız bunu görecektir. Siz de hakikatleri gördünüz. Bundan gayrı Ural'a destek olmayacağınızı bilirim. Ural artık yaralı biridir. Sen de onu fazla gözünde büyütme Ertuğrul Bey. Aliyar Bey, Aslıhan Hatun size emanettir. Aslan benim bacımdır Emir Hazretleri. Merak buyurmayız. Aslan, en kısa vakitte yeniden görüşeceğiz inşallah. Müşteriyi olasın. Güle güle gidiniz Emir Hazretleri. Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun Emir Hazretleri. Hadi gidiyoruz. Tedbir almadan gelecek kadar ahmak mı bildiniz bizi? Uğursuz Türkler. Savaşçılarım! Geri çekilin. Türk! Sen de söyle alplerine geri dursunlar. Bamsı nerede? Getirin. Bamsı. Kardeşim. İyi görünmüyor Turgut Alpbaşı'm. Sağ ya. Buna da şükür. Tekfur'la komutanı gönderin. Önce sen Bamsı'yı gönder.
Dahaki sefere kaldığımız yerden devam ederiz abamsa. Bir dahaki sefere gelip canını alacağım Teo. Hem de pusatlarımla gelip canını alacağım. Bu kez elimden kurtuldum Bamsı. Bir dahakine gebereceksin. Kurtulan sensin Masulus. Kurtulan sensin. Ölüm şehadettir bize. Seni artık bir yetiştirelim kardeş. Hadi. Alper! Güzeli bozmadan rica edin. Bu yaban domuzları bir kardeşlik etmesin. Gidelim. Oldu, var mı bir haber? Emir Saadettin Konya'ya gidecekmiş beyim. Askerleriyle beraber yoldadır. Konya'ya mı gidecekmiş? Beni görmeden mi? Destur var mıdır beyim? Gel Samsa. Buyur beyim. Kaleye var. Helena'ya olanları anlat. Test safını seçsin. Ya babasının vasiyetine uyup bizimle beraber olsun... ...ya da babasının katiliyle. Emredersin beyim. Ha. Dumrul'a da söyle. Bu zafiyetin hesabını ona soracağım. Bamsı'nın vaziyetinden benim nasıl haberim olmaz? Onlar orada ne iş yapar? İletirim beyim. Emir Saadettin Ertuğrul'la bir olup bana tuzak kurdu. İmparatorumuza her şeyi anlatacağım tabii. Tedbir almasaydın... Çoktan ölmüştün. Davamız da seninle birlikte toprak olup giderdi. Şimdi anladın mı Teo? Düşmanlarımızın ne kadar tehlikeli olduklarını. Hepsini böcek gibi ezip geçeceğim. Lakin Ertuğrul, bu kolay lokma değil. Onunla tanışana kadar ihtiyatlı ol Teo. Sizi yakında kafa kafaya getireceğim. Nasıl? Türkmenler. Devletin yanında saf tutup bize karşı birleşecekler. Handa büyük bir toy kurulacak bu gece. Bütün Türkmen beyleri hana gelecekler. Şimdi yoldadırlar. Hepsi hana gidemeyecek. Gitseler de
Ana canlı giremeyecekler. Hadi kardeşler, getirin. Ama dikkat edin. Hadi kardeşler. Beyim, hele git yaralarına baksınlar Bamsı. Seninle toydan sonra konuşacağız. Birkaç gün eskisinden daha iyi olacaksın Bamsı. İyi olacağım kardeş. Hadi arkadaşlar. Hazır mısın Bamsı? Lakin biraz canı yanacaktır. İçim yanar Artuk Bey. Can mı kalmıştır bende? Sevdaya düştüm. Zafiyet gösterdim. Ya Allah, bismillah. Kolunu yerine oturttum Bamsı. Yaralarını da ters kalıp bağlayacaktır. Bu kolunu koruyasın. Mazallah. Bu kolunu korumazsan bilesin ki bundan gayrı iki pusatla cenk edemezsin. Atları soluklandırın hele. Demek bu topraklarını Uç Beyliğine layık gördün Ural'a sırtını dönersin ha? Sen bu sitemleri bana edeceğine kendine edesin Ural Bey. Ben ne kadar ahmağım, ne kadar basiretsizim ki koskoca Emir Saadettin'in desteğine rağmen Uç Beyliğini elimden kaçırdım diyesin. Ben senin için şimdiye kadar her şeyi yaptım.
Bundan sonra da her şeyi yapacak kadar itimadım tamdır. Sen kendi itibarını yerle yeksan ettin Ural. Seninle bu topraklarda devletimi zafere götürmem mümkün değildir. Gayrı ben bunu anladım. Nasıl hala sana itimat etmemi istersin? Ha? Kardeşlerinin bile itimadı kalmamış sana. Gayrı Ural'ın icabına bakmamız gerek aslan. Onunla konuşalım abi. Yanlışından dönecektir. Hayır aslan. Merhametten maraz doğar. Gayrı Ural'a merhamet etmem. O vakit onu sürgün et abi. Çolpanla kendi cehennemine gitsin. Sürgün de fayda etmez bacım. Bilinir de öyle döner ki. Müsaade var mı beyim? Gel Kutluca, gel. Çok şükür iyisin beyim. Eyvallah Kutluca. Havadisler kötüdür beyim. Konur Bey öldü. Cesedini yol kenarında bulduk. Attan düşüp öldü derler beyim. Ural. Bu işin içinde de o var. Kendine itimat eden beyleri otağında topladığını bilirim beyim. Konur Bey de geldi. Sonra onu bir daha gören olmadı. Başka çarem kalmamıştır aslan. Biz onu durdurmazsak her gün bir canı daha kıyacak. Gayrı Ural'ın katli vaciptir. Kutluca, bitiresin bu işi. Emrin olur beyim. Aslan, sana ne dedi? Bir şey demesi mi lazım bana ha? Ben onun gözlerine baktım. Ve sana itimat ettiği için bin pişman olduğunu gördüm. Utandığı için bunu söylemese de bu aşikardır. Seninle buraya kadarmış Ural. Buraya kadar mı? Beni sırtımdan mı hançerlersin Emir Hazretleri? Sen ne ettiysen kendin ettin Ural Bey. Hançer de sensin. O hançerle kendini delik deşik eden de sen. Emir Hazretleri, ben ne yapacağım şimdi? Aklın varsa Aliyar'la ittifak kurup yerle yeksan ettiğin o itibarını yeniden kazanırsın. Asla ona biat etmem. Ben kimsenin kölesi değilim Emir Hazretleri. Senin ne halt ettiğin benim zerrece umurumda değil Ural. Lakin şunu bilesin, benden sana hayır yok artık. Ola ki Türkmenlerin huzurunu bozarsın. O yük diye gördüğün kelleni bir daha kurtarmam. Bilesin.
Korkmayasın Helena, korkmayasın. Korkmayasın Helena. Siz kimsiniz? Beni Ertuğrul'a gönderdi Helena. Hamza'nın başı beladadır. Vasilius'un askerleri onu esir aldı. Bana söz vermişti. Bamsi'ye zarar vermeyecekti. Şş, sakin olasın Helena. Beyim der ki birçok fitnenin arkasında Vasilius vardır. Babanın katili de otur der. Bundan gayrı Vasilius beyimin düşmanıdır. O yüzden senden de safını seçmeni ister beyim. Yarın bir tepedeyken burada olacağım. Diyeceğin varsa buraya gelesin. Thank you.